böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Bu düzen değişecek. Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi. 30 Ekim Pazar günü saat 10'da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda. Tüm halkımız davetlidir. Saadet Partisi. Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştireceği 6. olan Büyük Kongresi'nde teşkilatların teveccühü. Parti kurullarının kararıyla Saadet Partisi Genel Başkan adaylığına gösterilen Temel Karamollaoğlu kimdir? Milli Görüş'ü tecrübeli siyasetçi Temel Karamollaoğlu aslen nerelidir? İşte Temel Karamollaoğlu'nun hayatı. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olup 1941 yılında Kahramanmaraş'ta doğduk. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladık. 1960'da burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun olduk. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladık. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladık. 1967'de Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görev aldık. 1967-1972 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda tekstil sektör uzmanı olarak çalıştık. Askerlik hizmetinden sonraki 2 yıl özel sektörde çalıştık. 1975'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptık. 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildik. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye'yi temsil ettik. 1978'de Parti Genel Kurulu üyeliğine seçildik. 1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldık. 1980'lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında genel müdürlük ve koordinatörlük görevinde bulunduk. Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildik. 1989 yılında Sivas Belediye Başkanlığı'na seçildik. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994 mahalli idareler seçimlerinde aynı ilde yeniden belediye başkanı seçildik. Bu dönemde şehircilik ve belediyecilik hizmetlerinde örnek bir çalışma sergiledik. Belediye başkanlığı döneminde Sivas'ta ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması maksadıyla pek çok iktisadi ve sosyal faaliyetlerin organizasyonunu yaptık. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdik. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olarak görev yaptık. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkan Vekilliğine seçildik. Bu görevi Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdük. Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldık. 1999 seçimlerinde Sivas'tan yeniden milletvekili seçildik. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi üyeliğine devam ettik. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildik. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.